Evet sevgili Çiftçi TV izleyenleri, yine bir kuşçu programında sizlerle beraberiz. Bugün İstanbul Kurtköy'de bulunan namı diğer Şebapçı Müdür, namı diğer Erdiş Metin Bey ile beraberim. Şebap güvercinler hakkında iyi bir yetiştiricidir kendisi. Şebap güvercinleri kendi sayesinde bugün tanıyacağız. Sizlere bilgilendirme yapacağız. Öncelikle merhaba Erdiş Bey. Bizi kabul Hoş ettiniz. Geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Sonra ben sorularıma başlayayım. Adım Erdiş Metin. Yaklaşık 20-21 senedir şebap kuşuna gönül verdim. Bunları yetiştiriyorum. Yaklaşık 7 senedir de Türkiye'de federasyona bağlı olarak ayağına bilezik takarak kuşumuzu markalaştırdık. Bununla beraber hem Avrupa'da hem de Türkiye'de birçok alanda kuşlarımız yarışıyor. Senede iki sefer Nisan ayında ve Kasım ayında festivallerimizi yapıyoruz çeşitli illerde. Bununla birlikte özellikle şebap kategorisine giren miski, kürenk, çakmaklı, mavi ve Arap kuşunu 5 dalda değerli arkadaşlarım yetiştiriyor. Döneme bakacak olursak da şu anda yaklaşık 2000-3000 kişinin katıldığı büyük otellerde yapılan organizasyonlarımızda 1000'e yakın kuşumuz yarışıyor ve özellikle Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden bu katılımcılar geliyorlar. Dediğim gibi biz de buna gönül verdik. Maşallah çok güzel. Bir hobi olarak yapıyoruz. Akşam işte işten geldikten sonra bir saatimizi, iki saatimizi bunlara ayırıyoruz. Bizim için bir enerjimizi atma yöntemi mi diyeyim artık bir spor gibi bir şey oldu. Herhalde bu saatten sonra da bunlardan ayrılamam yani. Çok seviyorum çünkü kuşlarımı da. Çok güzel. Üstadım ilk sorumla başlayacağım. Evet. Sevgili Erdiç abicim. Buyurun. Sizce şebap, sizin bakış açınızda şebap ne demektir? Farklı yerde, farklı yerlerde farklı yorumlar aldım. Evet. Şebap sizin açınızda şebap ne demektir? Nedir sizin için şebap? Şimdi şebabın... Şebabın açılımı nedir ya da öyle sorayım. Şimdi şebabın açılımı aslında eski bir kökenli kelime şepten yani güzel olan güzel demek. Güzel olan, var olan, yani güzel olan. Yani normal bir oyun kuşunun da bence şebabı olabilir. Hı-hı. Bir Miro'nun da şebabı olabilir. Hı-hı. Yani bir arabanın da şebabı olabilir. Bunu bir kuşa yorumlamamak lazım ama biz kuşta şebap diyorsak eğer ki işte eli ayağı daha dolu olan, kafası, kaşı, gözü diye tabir ettiğimiz daha iri kafalı olan, işte ayakları yere daha yakın, şalvar dediğimiz bilek üstündeki alanların daha geniş olduğu, üzerindeki pulların daha düzgün sıralamasına sahip olan, renk açısından da kriterlere uyan kuş demek. Anladım. Peki sevgili üstadım, sizin baktığınız kategorilerde kaç renk tonajında şebap güvercini yetiştiriyorsunuz? Şimdi ben özellikle kürenk yetiştiriyorum ve evet. Miski yetiştiriyorum. Miski'de, kürenkte baktığımız zaman zaten renk tek oluyor. Bazı az sonra birkaç kuş göstereceğiz ama kolonları farklılık gösteren renkler olabiliyor. İşte silik kolon çıkabiliyor, kestane kolon çıkabiliyor. Ne bileyim daha dolu kolonlar çıkabiliyor. Onları da kuş gösterirken ayrıca ben size izah edeceğim ama masadaki miskilerden konuşacak olursak pulları zengin olan, miski bir pulla beraber gösteren evet. bir kuşumuz çünkü. Pulları zengin olan, üzerindeki aslında bir kuş anlamına geliyor. Bu kuş ne kadar iri olursa, ama bu irilik tamamen kuşun iriliği değil, bir orantıya sahip olması lazım. Yani ayak uzun olabilir, kafa küçük olabilir ama kasa çok büyük olabilir. O zaman biz ona tam bir şebap diyemiyoruz. Anladım. Orantılı bir büyüklüğe sahip olması lazım. El orantısı, bilek orantısı, kafa orantısı, fizik orantısı. Tabii bu çalışma yanılma yöntemi, deneme yanılmayla beraber, işte yılların da vermiş olduğu birikimle beraber biz bunları eşliyoruz. Çıkan yavrularımızı, işte yarışacak olanlarını yarıştırıyoruz. Yarışmayacak olanlarını da böyle damızlık şeklinde değerlendiriyoruz. Peki, sevgili Erdinç abicim. Zaman zaman üstün oldu illaki bu. Daha öncelerden şebap güvercinlerini bilirdik. Büyük, iri, heybetli kasalar şebap güvercinlerinde en çok tutulanlardı, en gözde evet. olanlardı. Şimdi evet. bakıyorum, biraz daha minyon bacaklı, kısa bacaklı, işte papağan tabir edilen, papağan görünümlü olan, kısa bacaklı olan şebaplar gündemde şu an. Şu an herhalde en çok rayiş görenler de onlar. Evet. Niye evet. bu bunlara dönüldü? Şimdi aslında geçmiş dönemde de bu kısa bacaklı kuşlar vardı. Hı hı. Bu koca kafalı kuşlar zaten vardı. Ama şu anki vardı. Gibi gündemde değil. Şu herhalde. Anki gibi gündemde açıkçası değildi. Değildi. Şu anda ama şunu da bilmek lazım. Şimdi daha önceden herkes evinde kuş besliyordu. Evet. İşte küçük küçük kahvelerde, ufak tefek mezatlarda ya da derneklerde insanlar bir arkadaşına kuş götürdü. Evden kuşlar alınıp kuşlar satılabilirdi. Hı hı. Şimdi bu olay büyüdü artık. Bir kere yurt dışına açıldık. Bir kere bir federasyon çatısı altında birleştik. Doğru. Bir kere artık kuşlarımıza kimlik kazandırdık. Bir markalama sistemi var. Evet.
Burada da biliyorsunuz iyi bir sistem oluştu. Artık arayışlar farklı yönlere gitmeye başladı. Yani herkes nedir? İyinin iyisi çıkabilir, daha iyi kuş olabilir ama insanlar o arayışla beraber artık ellerindekilerden tatmin olmamaya, dışarıda gördüklerinden daha zevk almaya başladılar. Böylelikle üretmeyle beraber işte oradan bir dişi alayım, kendi erkeğime vurayım, kendi erkeğimi alıp başka bir dişiyle çalışayım gibi böyle bir çalışma içerisine girerek o kuşları bulmaya yöneldiler. O yüzden son zamanlarda alınan satılan fiyatlar çok ciddi. Yani 100 bin aral, 70 bin aralar, 50 bin aralar, 40 bin aralar ciddi paralara kuşlar satılıyor. Artık insanlar da elindekilerinin o kıymete erişmesi için o iri kafalı ve kısa bacaklı kuşlara döndüler. Aslında tamamen olay budur. O yüzden şu an gündemdeki kısa bacaklar gündeme geldi. Tabii. Peki sevgili üstadım, bazı kuşlarda olduğu gibi şebap kuşunda da yetiştirdiğiniz bu şebap güvercinlerde de arka tepe kepez olay dediğimiz gelen yavrulardan kepez olursa bu bir kusur mudur sizin için? Şimdi bana şu soruyu şöyle sorarsan yarışır mı yarışmaz? Federasyon çatısında bakarsak. Niye şöyle sordum üstadım? Mesela kostüm kuşunda önceden ön tepe kostüm kuşu yetiştiricileri evet. Kuşları çift tepe geldiği zaman kusur sayarlardı. Evet. Şimdi bazı bakıcılar kepeze yöneldiler. Evet. Şimdi sormak istediğim bu kuşlarda da atıyorum kepez yavru geldiği zaman bir kusur mudur şebap yetiştiricisi olarak? Yarışma için demiyorum. Kusur şimdi birçok iyi dostumun, birçok iyi yetiştiricim, birçok ustanın kümesinde şu anda kepezi damazlı kuşlar var. Var. Aslında sorunun cevabı bu. Yani bizim için bir kusur değil. Değil. Erdinç sana soruyorum kardeşim, senin kuşlarından kepezli kuş çıkıyor mu dersen aşağı yukarı 5-6 senede 3-4 tane kuşum kepezli çıktı. Genel olarak düz diye tabir ettiğimiz kuşlar çıkıyor. Benim için bir kusur değil, ben yani severek besliyorum. Buradan şunu çıkaralım, şevap da çok kale alınacak bir konu bence değil. Bence değil. Anladım. Bence değil. Peki üstadım, bizim için şimdiki masadaki olan bu miskilerde olmazsa olmaz yarışma niteliğinde olması gereken bir miski şebap güvercini nasıl olmalı? Şimdi yarışmadaki bir çizelge var. Çizelge bize zaten her şeyi gösteriyor. Aslında aklımızda olsa da bugün bir çizelge de paylaşırdık ama çizelge diyor ki şebap olacak kuşunuz. Şebap yani kuşunuz güzel olacak. Bir kere kuşta olacak olan bir hastalığın olmaması, işte kanat düşürmemesi, kusur diye tabir ettiğimiz döşün artık biraz ense kısmına kayarak ensede sarılık yapmaması. Dediğim gibi kanadı çekilmiş kuş ya da kuyruğunda atlaması olan kuş olmaması yarışmamasına bir etken değil. Değil. Bunun dışındaki tüm kuşlar yarışıyor ama kördür, topaldır vesairedir zaten federasyon çatısı altında birleştiğiniz için artık böyle kuşlar da yarışmalara gelmiyor. Ama önceki dönemlerde baktığın zaman birçok böyle kuş yarışıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Kesinlikle künyesiz zaten yarışamıyor. Kesinlikle künyesiz artık yarışma yok. Şebap güvercinlerinin özellikle kendi yaşını belirtmesi için takılan künye. Tabii. Doğru mu? Künyeler her sene değişik renkte renkler yapılıyor. Oluyor. Yaşını bilinsin. Tabii bir sene mavi yapıldı, çelik bilezik yapıldı, sonrasında yeşil bilezik oldu. Sonrasında geçen sene 2016 siyahla bitirdik. Bu sene sarı boncuk yaptık. Bu aslında biraz daha insanların birbirine güvenmesini hızlandırdı. Evet. Federasyon Başkanımız Mustafa Bey bu konuda çok çalıştı. Kendisine de ben buradan çok teşekkür ediyorum. Selam olsun. Çok büyük emekler verdi. Bununla alakalı birçok dostumuz, abimiz de tabii beraber organizasyon yaptılar. Burada aslında artık hileyi hurdayı da aradan kaldırmak niteliğinde bir çalışma oldu. Kuşun bilek üstü yani dediğimiz baldıra biz bunu takıyoruz. Eğer şu anda baldır altında olan kısımda bilezik varsa yarışmaya bu seneden itibaren onu da almıyoruz. O da girmeyecek. Hayır, o da girmeyecek. Buradan bunu bildirelim o zaman sevgili seyircilerimize. Özellikle şebap yetiştiricilerine bu tarihlerden itibaren eğer kaldı ki şebap yarışmalarına güvercin götürmek istiyorsanız eğer ki şebapla taktığınız bilezikler baldırda değil paça takımı tarafındaysa yarışmada eksi bir puandır. Daha doğrusu üstadım da söylediği gibi yarışmaya alınmayacak. Kesinlikle alınmayacak. Bunu da buradan bilgilendirelim. Böylelikle aslında şu da olmuş oldu. Herkesin iyi niyetli olmadığını biliyoruz. Bazen sonradan takılan bilezikler falan filan da oluyor. Bunları da hep duyduk. Onların da aslında bir nevi önüne geçilmiş oldu. Biraz daha olay dürüstlük kapsamında yürüyor. Ben bu konuda dediğim gibi yetkililere binlerce kez teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Peki üstadım, bunlarla haricinde diğer söylediğiniz kürenklerden de alalım buraya. Tamam. Onları da bir tanıyalım. Bu arada da maşallah birazdan onları da geçeceğim. Sevgili müdürüm, Türkiye'de herhalde kupa bırakmadınız. Evet. Bütün kupalar, şevap kupaları burada herhalde. Müdürüm, sevgili seyirciler şöyle gösteriyorum. Birazdan sizlere daha yakın çekim alacağız inşallah. Müdür Erdinç Bey'in
Türkiye'de kupa bırakmamış. Şebap'ın herhalde her dalında maşallah bütün dereceleri burada. Birazdan daha detaylı da çekim alacağım onlara. Şimdi az önce kürenk kuşundan bahsetmiştik. Evet. Şimdi kürenk kuşunda bu kemer diye tabir ettiğimiz kısmın dişilerde daha ince, erkeklerde biraz daha kalın olduğunu, erkeklerde boşluklu ama dişilerde biraz daha dolu olduğunu renk olarak görüyoruz. İşte buradaki dediğim gibi aynı miskide anlatmış olduğum yarışma kriterleri tüm kuşlar için geçerli. Kuyruğunda dediğim gibi atlaması olmaması, ensede herhangi bir sarılığın olmaması ya da kuşun üzerinde herhangi bir hastalığın olmaması, kanat düşürmemesi gibi şeyler bunlar için de geçerli. Anladım. Bu da bir kürenk, kürenk dişimiz, yaşında bir kuşumuz. Bir de erkeğimizi bırakalım. Biz biliyorsunuz kuşlarımıza isim veriyoruz. Namlı olan kuşlarımıza yarışmış. İşte benim de geçmiş dönemde beslediğim Jilet diye bir erkek kuşum Jilet vardı. Bir yarışmada da ufak bir derecesi maşallah vardı. Jilet de Jilet gibi zaten. Sonra bu da onun bir küçük oğludur. İşte markalar dediğim gibi bizde burada baldır üstünde baldır takılı üstünde oluyor. Yetiştiricinin ve bulunduğu ilin plaka kodu oluyor. Ve kendisi mesela benim kodum 288, 34-288 ve buna hangi bileziği taktığınız burada yazıyor. Ben buna 43 numaralı bileziği takmışım. Ve kısa bir zaman içinde takmadığınız bilezikleri bir daha takamıyorsunuz. Hı. Çünkü artık buradaki bilek kemiğinden geçmiyor. Şey midir peki müdürüm? Şebapta da yani bir 10 günlük, 15 günlük arasıyken mi takarsın? Tabii yani aslında 10 gün civarı takılmaya başlıyor. Ondan sonra artık zorlamaya başlıyor. Bir tabii de ben bu hayvanlara pek eziyet etme taraftarı değilim. Açıkçası zamanını iyi değerlendiriyorum. Her gün kontrol ediyorum. Bileziği taktığım zaman bazen eğer bilezik çıkarabiliyor da. Tabii düşüyor. Tabii. Düştüğü zaman ben onu tekrardan yerine takıyorum. Zaten bir gün sonra artık yavaş yavaş bilezik yerine alışıyor, yerine kendi alışıyor. Alışmış oluyor açıkçası. Sevgili üstadım, bir kürenk aldınız. Evet. Bunu da bir anlatalım. Seyircilerimiz bilsinler kürengin ne olduğunu, olması gereken bütün özellikler nedir Erdinç abi? Onları şimdi, da anlatalım. Kürenk kuşunda piyasada birkaç tane renk var. Hı-hı. Şimdi beyaza da kürenk diyorlar. Sapsarı olan kuşa da kürenk diyorlar. Krem diye tabir ettiğimiz kuşa da krem diyorlar. Şey, kürenk diyorlar. Biz bunu krem olarak tabir ediyoruz. Yani beyaz olmayan, işte kanat uçları sarımtırak, tokalarına kadar, başından aşağıya kadar kuşu tek parça tabir ettiğimiz kuşlara kürenk diyoruz. Ha, diğerleri kürenk olmuyor mu? Biraz daha beyaz olan ya da kemerleri, kemer diye tabir ettiğimiz şu alanlar çok koyu olduğu zaman biz bunların miskiden çıkma olduğunu tabir ediyoruz. Tabii diğer ustalar da aynı şekilde düşünüyorlar. O yüzden kürenk diyorsak bir kere kuşumuzun rengi krem olacak. Krem olacak. Diğer bütün özellikler bu kuşlarda yani olacak. Yani kürenkteki ilk özellik renk krem olacak. Renk doğru krem olacak. Göz ne kadar kamerada gözükmese de ben sana göstereyim. Göz beyaz olacak, gaga temiz olacak. Hı-hı, ve kuşun rengine göre de bizim üstadımız ne diyor? Kemik renginde gagası, kemik gibi böyle parıl parıl parlaması lazım. Miskide anlattığımız gibi. Bunlarda müdürüm bir ayna kuyruk olması artı veya eksi bir şey midir? Şimdi yarışmalarda düz kuyruklu kuşlar ve ayna kuyruklu kuşlar da yarışıyor ama aynı kategoride yarışabiliyorlar. Tabii yarışıyor. Kürenk, hı-hı, mesela kürenk elimdeki bir dişi bir yaşında bir kuş yarışabilir. Ama diğer rakiplerine göre 10 puan geriden başlar. Çünkü kuyruk bizde 10 puan. Hı. 10 puan geriden başlar. Ayna kuyruk olmadığı için mi? Tabii ayna kuyruk düz olduğu için 10 puan geriden başlar. Evet. İçinde ayna kuyruğun oranları var. İşte orantısı olması lazım. 3'e 3 kuyruk, 2'ye 2 kuyruk, 4'e 4 kuyruk, 5'e 5 kuyruk. Oranlı olursa bunlar artı. Da oranlı olursa daha tabii artı. Anladım. Olur yani. 10 puanı toplar. Diğer türlü bu kuş 10 puan geriden başlayacak rakiplerine göre. Yarışmada da paça takımları mutlaka tamamlamış olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Şu anda zaten dönem itibariyle kuşların kış döneminde olduğu için çoğu kuşlar paçalarını çekip hazırlamadığımızdan dolayı paçaları kırıktır. İşte bu dönemde de kuşlar eziyedir, paçasını da çekmeye gerek yok. O yüzden normal serbest bırakıyoruz. Anladım. Yani şu anda. Yarışmada da diğer kuşlardaki bir şey midir peki üstadım? Bir ay öncesinden mi paçalar çekilir şevaplı sizde? Şimdi
Paça çekme olayı herkes tarafından farklı biliniyor ama doğru bir paçanın gelmesi 45 günü buluyor. Anladım. Açıkçası. Ve bazı arkadaşlarımız kuşu tutuyor, kuruyken bütün paçalarını yoluyorlar. Her paça çekildiğinde kuşun paçasında 1 santim daha uzun gelir. Ve şekil bozuklukları, yani doğalın sizin tavsiyeniz nedir üstadım bu konuda peki? Bence çok fazla paça çekilmemesi gerekiyor. Ama adam kuşunu yarıştıracaksa ve paçası kırıksa bence ıslatarak, özellikle kuşlar banyo yaptıktan sonra kırık olanları bir gün içinde değil de birkaç güne bölerek, işte bir gün bir tane, belki bir iki gün sonra bir tane daha kırık olan, bir iki gün sonra bir tane daha kırık olan şeklinde çekilebilir. Anladım. Sizin tavsiyeniz bu. Bence buradan böyle olması seyircilerimize yani. De bildirelim. Evet. Sevgili seyirciler, özellikle şebap yetiştiricileri, şebap güvercinleri atıyorum yarışmaya götürmeden önce paçalarına bakım için, onarım için çekeceksek, üstadımın tavsiyesi banyo yaptıktan sonra ya da ıslakken paçalarını çekersek, aynı o gün değil de birer gün arayla boşluğu çekersek daha sağlıklı olacağını kendisi ifade etti bize. Buradan bilgilendirmemizi yapalım. Evet. Peki üstadım, kürengi gördük, miskiyi gördük. Kürengi, şunu sormayı unuttum. Kürenk, niye kürenk ismi aldı? Kürenk neden kürenk? Miskiyi bildik, taneli dedik, şebabın evet. açılımını yaptık. Kürenk nedir sizin açılımınızda? Ne demektir kürenk? Kürenk için bir isim tabiri kullanılmıyor. Hı hı. Bu bizim, benim beslediğim yıllardan bu yana, benim ustalarımdan da, büyüklerimden de öğrendiğim hep bu şekilde kürenk diye geçiyor. Hı hı. Ama daha önce, daha çok evveliyatında, ben yaklaşık 15 sene önce de Urfa'ya gittiğimde daha çok sabuni deniyordu kuşlar ama o zaman bu renkler çok fazla yoktu. Hı hı. Biraz hı hı. daha dediğim gibi işte kemerleri koyulan, çünkü miskiyle eşleştirmişler, ne bileyim farklı kuşlarla eşleştirmişler. O zaman kuşlar bir kümeste, biz de eskiden bilirsin öyleydi. Bütün kuşlar aynıydı. Şimdi biraz daha profesyonellikleştikçe, aynı ırkları birbirine vurdukça hayvanlar artık kendi rengini, özüne dönmeye başladı. Ben bu olayı böyle görüyorum. Anladım. Peki sevgili müdürüm, sizin bakış açınızla bu şebabın ana vatanı neresidir? Türkiye'de şebap nereden çıktı? Şimdi bu dönem itibariyle... Kimileri, özür dilerim, kimileri Urfa'dan çıktığını söylüyor. Kimisi işte Mardin diyor, kimisi işte daha önceden Musul'dan geldi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi genelde bunun hani nasıl biliriz, boz kuşları Ankara'nın kuşlarıdır, işte Miro Irak'ın kuşlarıdır. Evet. İşte Kırıkkale'nin kuşları farklıdır da her ilin vardır. Şebabı sizce belki ana vatanı? Farklı yapmış olduğunuz çekimler sırasında, farklı ustalarla ya da arkadaşlarla konuşma sırasında farklı bir şey çıkmış olabilir. Ama ben bu kuşun Urfa'ya ait olduğunu evet. düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Anladım. Ben sizin yıllarca, görüşünüzde şebabın Urfa'nın nasıl? Ben 20 senedir gidiyorum abi ve 20 senedir de o kuşları görüyorum. Ha daha iyilerini gördüm, daha kötülerini gördüm. Bizde de olabiliyor kümesler. Hı hı, ama hı. ben orada gördüm. Daha evveliyatından konuştuğumuz ustalarla, yani şu anda yaşı 70 olan insanlarla konuştuğumuzda, işte zamanında işte Musul'dan gelen kırmızı bayrak gibi göğüslü kuşlarla, işte buradaki kuşlarla çalışılmış, ortaya kuş çıkartmış. İşte farklı kişiler de oradaki kuşların buraya geldiğini söylüyor. Ama ben bildim bileli Urfa'da bu kuşlar var. Olmaya da devam ediyor. Bence bu kuş Urfa kuşu. Peki üstadım, zaman zaman sosyal medyadan da gördüm. Gerçi geçen Ankara'da yapılan şebap yarışmasında da siz de biraz önce söylediniz, yurt dışından Araplar da geldi. Evet. Buradan da epey Türkiye'den de Arabistan'a, Mekke, Medine oralara bayağı bir şebap güvercini transfer oldu gitti. Ben tabii, bunu biliyorum. Tabii tabii doğru ben de gönderdim. Oradaki konum ne? Şu an bizim Türkiye'deki Urfa şebaplarımız dünyaya da yayıldı. Evet. Arabistan'a doğru, o taraflara uzak ülkelere kadar gitti. Evet. Sizin bakış açınızda oradaki bizim şebap güvercinin değeri ne oldu artık? Nerelere taşıdık biz şebap güvercinini? Şimdi burada kurulan bir federasyon gibi aynı şekilde orada da bir federasyon kuruldu. Oldu. Hatta orada bizim... da yapıldı. Mustafa Kale başkanımız evet. geçen senelerde evet. oradaydı. Tabii tabii her zaman gidiyor kendisi. Daha yeni de gitti. Kendileri buraya bir geldiler. Hı. Önce buradaki sistemi bir öğrendiler. Buradaki kuşları bir öğrendiler. Buradan epeyce kuş da gitti. Dolayısıyla burada bir federasyon aynı Türkiye menşei gibi kuruldu. Bence bizim tamamen örnek biziz. Burada Mustafa Kale'nin çok büyük bir emeği var. Oradan insanların buraya gelmesi, buradan insanların oraya gitmesi, orada hakemlik yaptılar vesaire. Bu bir çalışma oldu. Aynı şekilde şu anda Almanya'da da bir federasyon kuruldu. Orada da gene bir çalışma var. Ben birkaç sene sonra diyorum ki Çin, belki Japonya, belki Amerika bence çığ gibi büyüyecek. İnşallah. Şu anda o çalışma var yani.
Evet sevgili üstadım. Miski'den bir daha başlayalım. Miski'de yarışma niteliğinde olması gereken, senin aradığın kriterlere sahip olan bir kuş mudur bu? Ne özelliklere sahip olması lazım? Şimdi bu bütün benim, özelliklere sahip midir mesela bu şebabımız? Benim elimde duran kuş bir damızlık bir kuş. Yaklaşık 2,5 yaşında bir kuş. Şimdi bu kuşta ne olması lazım? Yarışma niteliğinde bel üstünde dediğimiz herhangi bir lekenin olmaması lazım. Ensede tabir ettiğimiz, ki bu kuşta da yok, göğüsteki sarılığın arka tarafa sıçramamış, yani ense üstü olmaması. Hı hı. Kuyruğunda herhangi bir atlama, gördüğünüz gibi atlama olmaması. Olmayacak. Ki bunun gibi mesela eşit olabilirse 5'e 5, 6'ya 6, 4'e. Bunlar da özür dilerim müdürüm. Bir kuyruk sayısı önemli midir? Kriter midir? Şimdi genelde bizim atıyorum, kuşlarımız... 14 kuyruk, 15 kuyruk vesaire öyle bir şey olması bir kriter midir? Yani genele baktığın zaman benim kümesimdeki kuşların %99'u 13 kuyruk ve 12 kuyruk üzerindedir. Ha içlerinde 14 kuyruk olanlar var ama öyle onun üzerindeki kuyruklarda pek biz tutmuyoruz. Damızlık olan arkadaşlar ya da damızlıkçılık yapan arkadaşlar da altı iyi çalışan diye tabir ettiğimiz kuşlar varsa onu bilemem ama ben kendi kuşlarımı biliyorum. Hep 12 kuyruk, hep 13 kuyruk civarındadır kuşların kuyrukları. Bu tüm özelliklere sahip bir dişi. Evet. Paça takımları olsun, kanat taneleri olsun, ensesi olsun, kuyruk takımı olsun, paça takımları da 4 dörtlük olan bir dişi. Evet. Kusursuz bir miski dişimiz şevap kategorisinde. Evet. Maşallah çok güzel. Kürenkli de aynı şekilde biraz önce bıraktık. Maşallah zaten hepsi kusursuz gibi. Olması gerekenleri saydık. Yine beyaz olması lazım. Sırtından, ensesinden başlayıp bele kadar bildiğim kadarıyla beyaz tek olması lazım. Tek renk olması lazım. Krem olması lazım. Aynı şekilde kuyruklarda kesinlikle bir atlama olursa makbul değil. Evet. Kanat tolum çizgileri dişilerde daha belirgin. Daha belirgin, olur. İnce, daha özellikle. Erkek kolonları biraz daha kalın. Daha kalın olur. Erkeklerde hafif dağınık kolonlar kabul edilebiliyor ama dişilerde çok dağınık kolonlar çok fazla tercih edilmiyor yarışma kategorisinde. Yani puan aşaması. Ha yarışmaz mı? Yarışabilir. Kolonunu da götürsen ama bu bir puandır yani sonuç itibariyle. Kimse de eksi bakışlamak istemez. Maşallah üstadım. Kuşlara kesinlikle bir lafım yok. Hepsi bizden 10 puan aldı. Bunları nasıl böyle pırıl pırıl saklayabildin? Şimdi, nasıl böyle pırıl pırıl saklayabiliyorsun? Yani içerilere falan girdim. Sevgili seyirciler, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maşallah sevgili müdürümün hobi bahçesinden de hobi evindeyiz. Burası olmuş bir kuş evi. Evet. Sadece hobi bahçesi demiyorum artık. Bazı gittiğim yerlerde hobi bahçesi diyorum ama burası bir hobi evi olmuş. Kendini maşallah çok güzel bir hobi evi olmuş. Güvercinlerle iç içe beraber yaşıyor burada. Yanlış anlamayın. Ayakkabılarımızı da çıkarttık. İçeride o kadar normal ayakkabıyla dolaşmıyoruz yani. Pırıl pırıl emeklerine sağlık. Kuşlar pırıl pırıl. Nasıl bunları bu kadar pırıl pırıl koruyabiliyorsunuz? Bunların bir tüyosu varsa seyircilerimize bildirelim. Var tabii ki. Herkes bilsinler tabii bunu. Tabii ki var. Şimdi biz bunları kafeste besliyoruz. Doğal yaşamdaki olan kuşlar değil. Tabiri caizse kafes içerisinde doğadan aldığı vitamini ve enerjiyi ona veriyor olmamız lazım. İşte bu konuda biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Dün de konuşmamızda, bugün de sohbetimiz içerisinde söyledim. Bizim çok iyi aile dostumuz İzzet Taşyapan, İstanbul Pendik, kendisi posta başkanımızdır. Bize bir abilik yapıyor, destek oluyor. Özellikle hastalıklarında, özellikle yavru bakımlarında, özellikle eşleme zamanlarında ve çok önemli olan tüy zamanlarında farklı yemler vererek, farklı besinler vererek ve sürekli banyo yaptırarak altlarına da kum sererek kuşlarımızın bakımını yapmış oluyoruz. Kışın da tavsiye ediyor muyuz müdürüm banyo? Ben yaptırıyorum. Kuş ceyranda kalmayacaksa da. Ben kesinlikle yaptırıyorum. Ama bu tamamen şu anlama gelir. Bizi seyreden arkadaşlarımız belki kışın ortasında kar yağarken kuşlar alışkın değildir ve banyo yaptırır. Kuşları hasta edebilirler. Bu alıştırmaya bağlı. Anladım. Benim kuşlarım 365 gün -3 derece 4 derecede dahi balkona çıkıp banyolarını yapıyorlar. Yani ne kadar, ne sıklıklarla banyo yaptırıyorsunuz peki? Ben kışın haftada bir, yazın da 3-4 günde bir kesinlikle banyo yaptırıyorum. Anladım. Banyolarını biliriz tabii ki. Kuşların banyo yapması her zaman sağlık açısından iyidir ama genelde sizin de söylediğiniz gibi bazı seyircilerimiz bilmez. Yazın genelde banyo yaptırırlar. Kışın da tabii ki kuş banyo yapar ama benim bildiğimde işte rüzgarda kalmayacak. Tabii dediğiniz ki. Gibi şimdi biz buradan söylüyoruz. Kalkar adam ertesi gün bu soğuk havada karın kışın ortasında banyo yaptırsa kuş hasta eder. Vebaline girmemiş olalım. Maşallah çok güzel. İçeriler de pırıl pırıl, kuşlar da pırıl pırıl. Söylenecek laf yok kuşlarımıza. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Buyurun. Bu bir hobi ve açıkçası çıl gibi büyüyen bir hobi. Belki eskiden müstakil evdi, şimdi plazalara dönüştü. Evet. Çünkü inanılmaz derecede çalışan, bu işten ekmek yiyen insanlar var. Evet. Bu işten para kazanan insanlar var. Aile geçindiren insanlar var. Evet. Ve
Federasyonun şu anda binlerce üyesi var ve her gün o üyeler büyüyor, yetiştiriyor. Biz de belki seninle 3 sene, 4 sene sonra bir program daha yaparsak inşallah belki daha farklı, daha modernize olmuş, daha fazla iyileşmiş, belki daha güzelleşmiş bir şebap konuşacağız. İnşallah. O yüzden herkes, yani bu sadece bana has bir şey değil. Ben denizde bir kum tanesiyim. Benden çok daha profesyonel arkadaşlarım, çok daha profesyonel abilerim var, çalışan insanlar. Ben layık olduğu gibi bakmaya çalışıyorum. Onların hepsi benim evlatlarım gibi. Günde birkaç saatimi onlara ayırıyorum. Ve ne gerekiyorsa, tüy zamanı dediğim gibi tüy yemeği, yavru zamanında yavru yemeği, yavru bakımları, özellikle ve özellikle atlamadan geçmiyorum. Kesinlikle kuşlarına herkesin aşı yapması lazım. Çok eski dönemleri hatırlayın. Biliyorsunuz. O zaman aşı falan yok. Köy zamanlarında özellikle o tavukların salmonella hastalığından can çekişerek ölmeleri. Şu anda öyle olaylar yok açıkçası. Varsa da çok nadiren. Artık insanlar bilinçlendi. Şimdi ben Allah nasip ederse seneye olacak olan festivale nacizane bir iki tane yavru hazırladım. Kuşlarım daha küçükler. Belki kasaya bakıp da kuşların iri olduğunu aldanabilirsiniz ama bu kuşlar daha yavru kuşlar. Benim için benim kümesimde iyi bir nokta diyebileceğim yavru. İki tane örnek onlar olsun da diye. Onlar da seviniz, mutlu oluruz. Mesleğinden arkadaşlarım görmüş olsunlar. Sevgili seyirciler, şebaplara söyleyecek lafımız yok. Müdürüm ciddi bir yetiştirici. Ciddi anlamda profesyonelce kendi işini layığıyla yapıyor. Çok güzel kuşlar. Söylenecek bir lafımız yok. Bu hayvan daha 7 fek atması. Yani bunun tabiri caiz kuş olması için en azından bir 4-5 aya ihtiyacı var. Ama özellikle Allah-u Teala'nın bizlere verdiği, desteklemediğim artık nasıl söylenir, bir şeyler çıkıyor. Ve biz bazen çıkan kuşların karşısında bir demlik çay içiyoruz. O kadar. Mesela bu benim çok sevdiğim bir kuş. Maşallah. Ve şu an müdürüm kaç aylıktır bu kuşumuz? Abicim şu anda bu kuşumuz yaklaşık 2,5 aylık bir kuş. Hemen onun bir kardeşi var. Onu da bırakacağım. Şimdi bakın, az önce attığım kuş taneli bir kuş. Bu biraz daha tane olarak koyu. Bunu da hemen feklerini açalım. Bu da aynı şekilde daha 7-8 feki olan bir hayvan. Ama kasa olarak ben bir şeyler ve renk olarak bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Özellikle ellerin dediğim gibi bizi cezbetmesi lazım. Anladım. Şalvarların dolu olması lazım. Miski konuşuyorsak, şu anda arkadaşlarım, tabii ki bizler de çalışıyoruz. Kelle boyun, boğaz olsun, kuşumuz çok fizikli olsun, kasası iyi olsun, elleri çok geniş olsun konuşuyoruz ama miskide atlanmaması gereken en büyük özellik bence kanadın üstündeki pul dizilimi. Yani pul diziminin açılımı müdürüm, koyu olması mı, açılımdan kastımız nedir yani? Şimdi, diğer kuş gibi seyrek olması mı? Diğer kuşta mesela seyrekti, bunda daha sık. Mesela şu erkeğin pulları zayıf. Evet. Benim tonaj olarak da zayıf. Tonaj olarak daha belirgin olmaz. Mesela bu dişinin pulları daha belirgin. Kuşlar belirgin, şu anda gerçi biraz tüydeler. Eksikleri var ama mesela son attığım dişinin pullarına bakacak olursak yavruların, tane tane sanki kalemle bir tahtaya çizilmiş gibi, çizilmiş daha gibi, belirgin, daha muntazam ve daha düzgün gözüküyor. İşte bunlar ne kadar iyi olursa bu pullar üzerinde, ne kadar düzgün olursa bu kuşun değeri, kıymeti o kadar fazla yani artıyor. Yani şevaptaki ince ayrıntılar. Kesinlikle. Maşallah, çok kesinlikle güzel onlardan. Hemen buradan bir erkeğimizi de. Şimdi miskide de taneli kategorisinde yarışan, mesela bu da postu dediğimiz kategoriye giriyor. Bunda da nedir? Taneler ve üzerindeki pullar daha çok birbirine girmiş. Daha çok. Daha sık. Sıklaşmış. O zaman da biz bunu ne diyoruz? Bu da genç, yaklaşık 1 yaşında bir erkek. O zaman ne oluyor? Postu kategorisinde Allah nasip ederse 11. ayda yarıştıracağımız. Postudan kastımız bu o zaman. Evet. Anladım. Postudan kastımız bu. Bunun içinde de işte sırtının özellikle pul kısmının bu şekilde doluluğu kuşumuza daha değer katıyor. Bundan önce söylediğim her şey, yani kellesinin, fiziğinin, elinin,
bileğinin, kuyruğunun orantısı tamamen bunlar için de geçerli. Anladım. Bu değişmez bir kural zaten bizim için. Yani şunu çıkaralım. Burada şebapta ilk önce çıkaracağım bir kere 50 50 boylu olacak. Tabii. Çıkacak olan bu. Evet. Ense mutlaka temiz olacak. Bele kadar, aşağıya, kuyruklara kadar temiz olacak. Kesinlikle atlama olmayacak. Evet. Paça takımların yarışma niteliğinde yani dolu dolu paçalar olacak. Ama tırnak üstü bol paça diye tabir ettiğimiz tarzda değil. Ve yana doğru da fazla kama paça diye tabir ettiğimiz paça gibi çok uzun büyük olmayacak. Yani şu ebatlarda paçalarda kesinlikle olmayacak. Bunları da biz kabul yani etmiyoruz. Örnek göstermek istersek masadaki kuşlar. Evet yani inan bunlar da çok hazır değil. Hani ben 3 aşağı 5 yukarı kimse kötü kuşunu masaya çıkarmaz. Tabii ki ben de kendi beğendiğim kuşlarımı çıkarttım. Nitekim örnekleme olarak uygun kuşlar olduğunu düşünüyorum. Maşallah çok güzel. Emeklerinize sağlık. Benim görüşüm söylenecek bir laf yok. Kuşların hepsi birbirinden harika. Hepsi de birbirinden güzel. Sevgili seyirciler, ayrıyetten de zaman zaman bunları gittiğim farklı yerlerde de duyuyorum. Aynı şekilde müdürüm Erdinç Bey de aynı şeyi söyler. Angut güvercinlerin uğur getirdiği söylenir. Güvercin besleyicilerinde, güvercin yetiştiricilerinde. Angut güvercinlerinin kümeslere, evlere uğur getirdiğini söylenir. Kendisinde çok güzel bir takım. Aynı şekilde Angut'u. O Angut güvercinleri şimdi getiriyor. Onları da bir sergileyelim burada. Bir iki müdürüm de bilgilendirme yapacak size bu kuşlarla alakalı. Kendisi de bu kuştan uğur getirdiğini söyler. Maşallah çok güzeller. Şimdi bunlar Urfa'da orijinalleri dediğimiz kuşlar var. Tabii onlar çok çok daha bilgi sahibi arkadaşlarım. Hani yanlış bir şey söylersem de aklını helal etsinler. Benim yıllardır kümesimde her zaman bir takım bunlardan var. Amaç ne? Sizin niye amacınız ne? Bunlar benim bildiğim kadarıyla zamanında işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağarada işte kurtaran diye tabir ettiğimiz güvercinler Uruk'tan gelen tebaa kuşları diye beslenir. İşte çocuğu olmayan aileler bunlardan bir takım edinirse, bunların yumurtalarından civciv çıkarsa o ailenin de çocuğu olur demek. İşi bozulanlar özellikle dara düşenler, sıkıntıya düşenler bunlar da alıp evlerinde bir takım, iki takım beslerler. Sonra çocuklar olduğunda da o kuşları alıp başkasına hediye ederler. He. Kesinlikle bunlarda ben bir ticari bir çıkar gözetmiyorum. Her zaman kümesinde bir takım vardır. Ve üreyen bir hayvan. Dönem dönem yumurta yaptıkça, yavru çıktıkça yıllardır da bu değişmez. Kime denk gelirse, hangi arkadaşım yabancı olur, beni ziyaret eden ya da kendi arkadaşım olur. Gördükleri zaman abi yavrularından var mı? Ve o anda varsa o kuş onun hakkıdır. Anladım. Ve başka kimseye verilmez. Hiçbir menfaatte gözetilmez. Ben bu kuşlara bu gözle bakıyorum. Yıllardır beslerim. Ve yıllardır da bana bu anlamda çok şey kattığını inanıyorum. Maşallah, bu benim çok güzel. Tamamen inanışım. Bizim bazı arkadaşlar da bu kuşlara çalışma kuşu yapıyorlar. Yani olabilir. Olsun onlar da bir renk katmış şebapların içine. Şebaplarda müdürüm başka söylemek istediğiniz ve eklemek istediğiniz ne var? Şebapların tüm özelliklerini seyircilerimize anlattık. Kaçırdığımız bir şey var mı? Şebaplarda olması gereken bütün özellikleri söyledik. Şimdi şu var aslında. Bu işe yeni başlamak, yeni başlayacak olan arkadaşlar var. Bakıyorlar, beğeniyorlar. Birincisi doğru kişilerden doğru soy dediğimiz kuşları takip edip almalarını ben şahsen tavsiye ediyorum. Çünkü bazı zamanlarda duyuyorum. İşte meblası, parası çok önemli değil ama bir sürü kuşu alıp bir kümese dolduruyorlar. Ondan sonra altlarından işte yarışma kuşu tabir ettiğimiz, işte üst düzey tabir ettiğimiz kuşların çıkabileceğine inanıyorlar. Anladım. Bu her zaman olmuyor. Tabii olmuyor. Önce Allah'ın takdiri önemli. İçinizin temizliği önemli ve doğru kuşlarla çalışmanız çok önemli. O yüzden bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarım doğru insanları bularak bu kuşlardan ve soyu takip ederek almaları. Eski ustalar ne der? Tavuğa kadar soy takip edin. Tabii şunu unutmayalım. Üstadım güzel bir konuya değindin. Doğru kuşların doğru kuşlardan ziyade doğru insanı bulmak da çok önemli. Evet, evet. Yani her kuş tamam kuş eyvallah güzel olur ama önemli olan doğru insanı da bulabilmek. Evet. Çünkü kuş var tamam kuş gösteriyor falan ama kişilerle bir ticarete girmeden ortalık karışıyor. Doğru. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Buradan bunu da söylemek istiyorum. Kendisinin izin aldık müdürümün. Elinde ciddi anlamda şebap var. Yetiştirici olan şebap müdürüm Erdinç Bey'in.
bunlardan paylaşmak da ister. Ulaşmak isterseniz kendisine bizim aracımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi, çok kalem şebaplar var elinde. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Zaman zaman bana yazıyorsunuz. İyi şebap güvercini nereden bulabilirim, nasıl temin edebilirim diye. Bunun işte size orijinal Safkan olması gereken şebap güvercinleri. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Tabii ben kendimi bir tekel gibi göstermiş olmayayım. Estağfurullah. Bununla birlikte özellikle bana yakın olan, İstanbul'da olduğum için İstanbul'a yakın olan birçok değerli ve kıymetli, bu işe yıllardır gönül vermiş ustalar ve arkadaşlarımız tabii ki, var. Tabii ki. Ben de beğendikleri olmazsa bile onlardan muhakkak onların istediği doğru kuşu bulup onlara yardımcı olabiliriz. Evet. Her zaman için bu geçerlidir bizde. Peki sevgili müdürüm, Nisan'da Sefa Çolakoğlu'nun Muğla'da yapacağı Menteşe Festivali var. Evet. Burada da şebap güvercinin yarışacağının haberini aldık. Siz öyle bir yarışmaya katılacak mısınız? Niyetiniz var mı? Vallahi hazır kuşumuz var mı o zamana? Ben de şu anda 200 kanat kuşu olduğu için ben her daim hazırım. Maşallah çok güzel. Bizde de bir artık davete mi gelir, ne bileyim bir misafir mi ediliriz, hı-hı, artık bir anlamda bir talep olursa biz kesinlikle katılırız. İnşallah, inşallah. Sizleri de orada görmek isteriz. Allah nasip ederse biz de orada bir program yapacağız. O festivalde bulunmak istiyoruz. İnşallah biz de orada olacağız. Hep beraber bir arada oluruz inşallah orada. İnşallah. Çok güzel. Benim sormak istediklerim, ben size şebap güvercinlerini de sordum. İyi bir yetiştiricisiniz. Teşekkür ederim. Yetiştiricilik anlamında söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da bilgilendirelim. Tekrar seyircilerimize söyleyelim. Ben yetiştiriciliğinde dikkat etmesi gereken seyircilerimizin atladığınız şeyler var mı müdürüm? Ben şuna tekrardan değinmek istiyorum. Biz bu hayvanlara dili yok, ağzı yok. Biliyorsunuz bunlar Allah'ın sessiz kulları diye tabir ediliyor. Evet, evet, evet. Bunlara gerekli olan besinlerin gerekli olduğu zamanlarda verilmesi çok önemli. İşte önlerinde duran mineral kumundan tutun, zaman zaman sularına konulan vitamini, zaman, hı-hı, zaman yemlerine karıştırılan, çok o detaya girmeyeceğim. Çünkü bu bir program, hı-hı, daha çekmek tabii, lazım tabii, bununla tabii, alakalı. Tabii, tabii. Bunları temin edip dönem dönem hayvanların tüy zamanındaki tüy yemi olsun, işte ne bileyim ilaç desteği olabilir. Hayvanların hastalıklarını iyi tanımak lazım. Bilmek lazım. İşte affedersiniz pisliği işte çok sıvı olduğu zaman hemen hasta muamelesi yapılır, evet, bazı kuşlara. Böyle bir şey yok. Bu kuşların tüy zamanlarında pisliği farklı çıkabilir. Bunları kesinlikle kontrol altına almaları lazım. Ve, hı hı, özellikle de ben şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bir yerden kuş aldıklarında hangi kümes olursa olsun, İsterse dünyanın en iyi bakımlı kümesi olmuş olsun. Karantinada tutulacak. Kesinlikle 2 hafta. Biz 21 gün tavsiye ediyoruz. Benim programım öyledir. İzzet Bey'le öyle çalışıyoruz. Kesinlikle en azından 2 hafta ayırarak o kuşların içtiği sulardan da içirip onların da bir canlı aşı modelini yaparak bu sistemde kuşlarını aşısızsa kendi kuşlarına katmadan önce bağırsak hastalıklarına tedavi edip aşıldıktan sonra ve bakımlarını yaptıktan sonra kendi kuşlarının içine katmalarını tavsiye ediyoruz. Anladım. Sizin tavsiyeniz de bu. Kesinlikle. En az 2 hafta, 3 hafta kuşları ayrı bir karantina alıp kuşları orada dinlendirmek gerekiyor. Evet üstadım, şebaplarda olması gereken bütün özellikleri sizden dinledik. Son olarak söylemek istediğiniz varsa yorumlarınız, onu buradan bildirelim. Kameranın bir yandan işaret ediyor, zamanımız dolmuş. Evet. Müdürüm, söylemek istediğiniz son şebap güvercinleriyle alakalı bir şeyler varsa onları dile getirelim. Konu içerisinde söylemediğimiz ama çok önemli olan bir konu da şudur. Şebap kuşu sayesinde Türkiye'de çok büyük dostluklar kazandınız, evet. Şimdi örnek verir, büyük ustalar, büyük abiler sevamlı söylüyorlar. İşte bir kızımız falanca yerde okumaya gidecek, buna kim yardımcı olur dediği zaman, örnek veriyorum, o şehirde en az 50 kişi, 100 kişi yurt ayarlar, okuluna götürürler, yardımcı olurlar. Birinin hastası olur, kan lazım olur. Öyle büyük bir aileyiz ki, geçenlerde bir arkadaşımızın babası ameliyat oldu. Burada 10 dakika içinde 10 ünite kan hastaneye gidiyor. Çok güzel. Ben bunların yönüne bakıyorum. Yani kuşun tabii ki bir parasal değeri vardır, tabii ki bir ticareti vardır ama diğer yönü de inanılmaz derecede maneviyatı çok yüksek olan bir hayvan. Lütfen bunlara layığıyla bakalım. Doğru, doğru. Çok güzel. Çocuklarımız gibi bakalım. Bunlar hepsi güvercin dostlukları sayesinde kazanıldı. Evet. Güvercinler sayesinde kazanıldı bu dostluklar. Kolay da kazanılmadı. Evet. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık müdürüm. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdık. İyi bir yetiştiricisiniz. İyi bir şebap yetiştiricisiniz. Sağ olun. Sayenizde şebap güvercinlerini bir nebze de olsa sevgili seyircilerimize buradan bildirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Bir kusurumuz olduysa affola. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle programı siz de çektiğim için. Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler. Bu hafta İstanbul Kurtköy dedim. Profesyonel anlamda şebap yetiştiricisi sevgili namı diğer şebapçı müdür Erdinç Metin Bey ile beraberdim. Şebap güvercinlerini tanıdık. Şebap güvercinler hakkında sizlere bilgi aktardık. Bu haftaki programımız şebap güvercinleriyle alakalıydı.
Bir dahaki kuşçu programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, biz de kalın.